tüm yaşanmışlıklarınla, üzüntülerinle, hayal kırıklıklarınla ve yüreğine tuttuğun tüm duygularınla. Alkışların, başarıların ardında, tek başına kaldığında, sevdiklerin ve sevmediklerinle sen. Derinde kalmış duygular artık saklı kalmayacak. Anlatma zamanı. Tam burada, şu anda, şimdi. Sadece sen ve ben. Evet, Cenk Eren kimdir? Google'a bakın. Yürekte kimdir? Kimdi aslında Cenk Eren? Aslında kendimi ben de tanıdığımı söyleyemem. Hı hı. Hani bunca yıllık hayatım boyunca. Çünkü bir de kendi ismim değil, biliyor musun? Belki bir bedende iki tane ruh taşıyan bir adamım. Yani ilk çocukluk yılları, gençlik yılları başka bir adam. Ondan sonra... Nasıl bir adam? Çocuklukta mutsuz gibi. Ne istediğini o zamanlar tam bilmeyen bir adam. Ergenlikte biraz daha mutluluğu öğrenen bir adam. Sonra bu dünyaya girdikten sonra da hakikaten mutlu olan bir insan. Yani kendinde aslında yolunu bulmuş oldun. Sanıyorum. Yani buldum o yolu. Peki şu anda baktığın zaman hayatına, o gençlik yıllarında, ergenlik yıllarında hayal ettiğin yer mi burası? Yoksa değişti mi çok? Tabii tabii. Çok hayal. Hatta hayalimin üzerinde bir yer. Yani ben bu kadarını hayal etmiyordum. Peki içerideki senle dışarıdaki sen arasında fark kaldı mı? Vardır da yani çok büyük. Var. İçeride hala içime kapanık bir insanım. Kendi dünyamda yaşayan bir insanım. Dışarıda daha farklı görünebiliyorum. Öyle görünmek olduğunu, görünmem gerektiğini düşünüyorum. Bulunduğun çevreden dolayı mı, yoksa hayatın kendisi mi sence böyle? Yani hayata biz öyle mi bakmalıyız? İçerideki bizi dışarıya çok taşırsak yaralanır mıyız? Dışlanır mıyız? Koruma duvarlarının olması lazım dışarıya karşı. Çünkü dışarısı tehlikelerle dolu. Onun için benim de o setim ve duvarım vardır. Kırıldın mı hiç? O yüzden mi o set? Çok. O set nasıl kırılıyor? Öyle kırılıyor çünkü. Çok başka canım. Çok. O kadar çok kırılıyorsun ki her kırıldığında bir tuğla daha koyuyorsun. Her kırıldığında bir tuğla daha koyuyorsun. Ama nereye kadar o tuğlalar bilmiyorum. Yani tamamen de bir set olamıyor. Muhakkak bir delik oluyor yine arada. Çünkü o tuğlanın arkasında da yaşamak zor olsa gerek yani bir süre sonra. Eğer mutluluğu yakalarsan, ne istediğini bilirsen duvarın arkası daha da keyifli olabilir. Ne istiyor Cenk ha? Çok basit. Sana şey söyleyeyim. Benim istediğim... Sarılacağım, sarılacak, bana sarılacak, benim sarılacağım bir beden. Kalıcı oluyor mu? Benimkiler fena değildi. İnsanların etrafında, şimdi danışanlarıma da baktığımda böyle bir umutsuzluk var. Yani artık işte aşk kalmadı, ilişkilerin tadı tuzu kalmadı, başka şeyler yaşanıyor şu anda. Tamamen insanın kendi elinde o ilişkilerin tadı tuzu kalmadı olayı. Yani... Kişi eğer gerçekten sevmeye programlayarsa kendini ve dürüstçe sevecekse orada bir sorun yaşamazsın. Nasıl seveceğini bilmek çok önemli. Nasıl seveceğiz? Onu ben hayatımda iki kere o şansı yakaladım. Hı hı. Yani bir 9 senelik bir de böyle bir 6 senelik ilişkiler yaşadım. Hı hı. Ve bu iki ilişkimde de gerçekten nasıl sevmem gerektiğini, nasıl sevilmem gerektiğini çok iyi öğrendim, öğrettim. Ve çok mutlu oldum. Ha, bu kadar iyiyse niye bitti diye bir soru gelecektir arkasından, ama o şartlar bazen onu gerektirdi. Sonuçta kadar sürmesi gerekmiyor herhalde ilişkiler. Tabii ki o kadar yani, da... Bittiği zaman bitiyor. Bittiği zaman da bitiyor. Niye bitti diye de çok tepinmemek lazım. Peki aşk, şimdi çok hızlı girdik aşk tabii. bir gönül adamıyla konuşunca kaçınılmaz olarak. Aşk var mı? Şu anda mı? Hayat, dünyada baktığın zaman etrafına. Var var. Benim aşk ne ifade? Aşk ne senin için? Çok zordur aşkı tanımlamak. Tanımlayamazsın yani onu, hani hı hı. Mutluluğu çizemeyeceğin gibi aşkı da. Aşk benim için ne biliyor musun? Güven. Yani çünkü iki kişinin arasında yaşanan bir şey olduğu için ve iki kişinin arasındaki en büyük özelliğin bence güven olması gerekli. Aşkta da bu güveni yakalıyorsan, bir aşk benim için bir güven. Liman, iyi bir liman, güvenli bir liman. Bak şimdi burada nasıl ayrı düştük. Eyvah. Ben de diyorum ki aşkla ilgili... Ama. Şimdi aşkı ben bir insana bağlamaktan çok aşk her şey diyorum. Hı. Yani doğadaki aşk, ilahi aşk, yani bir şey içerken aşkla içmek, aşkla yaşamak, aşkla nefes almak. Ben orada o kadar çok ütopik şeye gelebilir. Ve sonra şöyle düşünüyorum. Aşkın olduğu yerde beklentinin olmaması gerektiğine geliyorum ondan sonra. Beklentinin olmaması doğru ama güven olması. Yani aşk bana güven veriyor. Burada güven, sadakattaki güven mi peki? Yani karşıdaki insanın... Her anlamda güven. Hı. Kendimi daha güçlü hissediyorum.
Sadakat şu anda çünkü çok ciddi problem. Bir de senin kimle neler gördün sen, neler görüyorsun etrafında? Bir şey, ona neler vardır o ayrı. Unuttum. Ya, unuttum tamam. Mesela senin o kadar şeyi görüp, o kadar hikaye dinleyip, farklı gözlerinle bir sürü şeye tanık olup, içinde bunun ortam nedeniyle söylüyorum. Sonra aşka inancı devam ettirebilmek, sadakati inancı devam, kolay bir şey değil. Yani kendini koruman orada önemli aslında. O anlamda kendimi çok iyi korudum diyebilirim. Yani sadakate çok sonsuz derecede önem veriyorum. Benim için hani oradan bir daha geri dönüş olmaz. Eğer o sadakatsizlik yaşanıyorsa, her iki taraf için de söylüyorum, kendim için de karşı taraf için de, bir daha oradan hadi bir daha deneyelim ya, oğlum kusura bakma ayıp ettim falan durumu çok benlik değil. Yani o sadakatin olması gerektiğine inanıyorum. Onu zaten insanlar hissedebiliyor. Biteceği zaman zaten dönüp arkanı git. Karşındakine o acıyı yaşatma. Bazen bakıyorum insanlar sevmediği bir iş uğruna yıllarca o işte olmak zorunda kalabilir. Çünkü hayat mücadele. Mümkün olsa kafamın arkasına da göz taktıracağım. Şu saatten sonra bana istemediğim bir yerde şarkı söylettiremez. Ben kendimi bugünlere çok ait hissetmiyorum. Babama teşhis kondu ve 8 ay sonra kaybettik babamı. O 8 ayda her şeyimi iptal etti. 16 tane yeğenim var benim mesela. Acaba birilerinin bakımına muhtaç mı olacağım? Sanki bu dünyada sana bir ceza veriyor Allah. Unuturum. Affetme. Ben insanların kötü olmasını istemem. Bana kötülük yapsalar da. Bazen kendimi gerçekten çok yalnız hissediyorum. Çok da güzel ağlarım. O kadar güzel ağlarım ki. Hiç de utanmam. Bir insan duygularını göstermekten çekiniyorsa orada bir kişilik bozukluğu var demek ki. Sadakatsizlik niye var sence bu kadar etrafımızda şu anda? Doyumsuzluk. Özellikle cinsellikteki doyumsuzluk mu, hayata dair doyumsuzluk mu? Bence cinsellikteki doyumsuzluk. Bu hiç konuşmadığımız için olabilir mi cinselliği? Toplumsal yapı olarak da baktığın zaman çocukluktan beri. Zaten biz toplum olarak konuşmayıp yaşıyoruz her türlü tuhaflığı. sözlere dökmüyoruz ama hayat olarak yaşıyoruz. Ve daha çarpıcı gözden sonuçlandı herhalde. Kesinlikle. Kesinlikle. Evlilik? Ya imza çok mu hayatta sence? Bağlayıcı, belirleyici. Ne olurdu evlilik? Bence şıklığı. Yani o yaşanan güzel şeyin taçlandırılması diye düşünürüm. Benim için evlilik odur. Şu sadakatten çıkmışken güvenden konuştuk biraz. İnsanlara güveniyor musun? Evet. Ya da kuralların var mı? Bir testlerden geçiriyor musun insanı? Benim için şöyle, hani hep şey derler ya, işte ben bir insana sıfırdan başlarım puan vermeye, ona kadar çıkarsa. Ben de öyle değil. Ben direkt ondan başlıyorum. Ondan sonra gördükçe eğer bu 5'e kadar düşüyorsa sorun değil. Ama ondan sonra hala 3 devam ediyorsa o insanlardan uzaklaşırım. Yani ben bir şeye başlamıyorum. Ya kötü budur bu deyip sonra iyiye doğru gitmem. İyiden başlayıp aşağı doğru gitmeyi daha tercih ediyorum. Çok net mi çiziyorsun peki kırmızı çizgilerini? Nettir. Nettir. Duygusal bir insan için zor değil mi onları net çizmek? Ya da duygusal çok, mısın? Çok duygusalım. Tabii canım, ondan sonra harap oluyorum işte kendi kendime. Eyvah, bugün yine bir puan daha düştü diye. Kahroluyorum kendi kendime. Hem kendi düşünüyorum o puanı hem de kendim kahroluyorum. Sanırım yaptığın işi severek yapıyorsun. Yani özellikle çok. Müzik. O her halinden belli oluyor. Hı-hı. Ama insanlar bugün birçok insan, milyonlarca insan. Sevmediği şeyleri yapıyor bir arayış içerisinde. O çok kötü bir şey. Çok yorucu bir şey. Çok. Ben onun için o kadar şanslı olduğumu düşünüyorum ki Allah'a binlerce kere şükrediyorum. Ben sevdiğim bir iş yapıyorum. Sevdiğim işleri yapıyorum daha doğrusu. Ve istediğim gibi yapıyorum. O lüksüm var. Bu o kadar büyük bir şey ki. Yani bazen bakıyorum insanlar sevmediği bir iş uğruna yıllarca o işte olmak zorunda kalabilir. Çünkü hayat mücadele. Yani birileri senin çocukken ve o şarkı söylemeye karar verdiğin anda yasaklasalardı ne olurdu şarkı söylemeye? Kahrolurdum ya. Zaten hani o ilk başlarda biraz böyle ailenin bir durumları falan vardı. Ne oluyorsun ne şarkıcını falan diye. Eyvah ne yapacağım falan diye ben mahvoluyordum ve bütün plan program yaparak hayatımı getirdim. Mücadele gerekti mi o zaman peki? Kendi bildiğini mi okudun yoksa? Mücadele evet, bir 15 sene kadar mücadele 15 gerekti. 15 sene? Tabii. Onun hayali neydi? Ya hayır, aileme karşı bir mücadele değil bu. Bu işe karşı bir mücadele. Yani bu işe başladığınız zaman size hiçbir şey altın tepside sunmuyorlar. Ciddi zorlukları var ve ben bu zorlukları çok yaşadım. Şeyi çok sevmem. Ah ben neler yaşadım falan, o duygu sömürüsü değil ama yaşamam gerekiyormuş. Yaşadım ama şimdi bana baktıkları zaman, geçenlerde hep bunu örneği veriyorum. Birisi dedi ki Twitter'da, hayat sana güzel be Cenk Eren dedi. Ben de cevap yazdım. Kaç yaşındasın dedim. 22 dedi. Peki ben de 26 senedir çalışıyorum dedim.
dışarıdan bakınca insanların, mesela biyografileri okumayı öneririm ben. Çok okurum. Danışanlarıma da. Çünkü insanlar şöyle bir şey, çok bir topa vuruyor 3 milyon euro kazanıyor diye. Oh çıkıyor iki şarkı söylüyor, evet. Ne rahat, hayat sana güzel oluyor. Evet. Ama kimse düşünmüyor. Hadi sen söyle o şarkıyı ya da hadi sen git o topa vur. Evet. Çok kolay komşunun tavuğuna kaz demek ve onu yermeye çalışmak. Öyle algılıyorlar bizde. Aa ne güzel işte çıkıp bir şey şarkı söylüyor diyorlar ama. Yani o 2 saatlik şarkının öncesi var 15 sene kadar. Ve yıllardır o çalkantılı bir camianın içindesin sonuçta. Tabii. Tabii, fena. Yani ne, yani mümkün olsa kafamın arkasına da göz taktıracağım. Ben de birkaç kez sahnede izledim. Öyle mi? Evet. Ve şunu gördüm. İnsanları çok iyi tanıyorsun. Yani kime nasıl, ne zaman, nerede yaklaşacağını, ne söyleyeceğini. İnsanları o kadar iyi çözmüşsün ki. Saçları bu... nerede döktüm sanıyorsun? Ve nerede beyazladın? Bu şeye geleceğim. Bu gece hayatı özellikle çok meraklıyız ya bir de magazine şu an. İnsanların gerçeklerini gördüğümüz alan mıdır acaba? Yani maskeler düşer mi gece hayatında yoksa artar mı? Ben magazinde maskelerin çok düştüğünü değil, aksine daha fazla maskeler olduğunu düşünürüm. Gece hayatında insanların başka yönleri ortaya çıkar mı? Bunu genelleyemem Aret. Yani bazılarının çıkabilir, bazılarının çıkmayabilir. Peki Cenk bundan sonra ne için yaşıyor? Hayaller devam mı? Hayallerim benim gelip gidiyor. Yani çok böyle gelgitlerim var hayaller konusunda. Bazen diyorum ki ya yeter artık hani başka bir şey artık hani başka bir vuruş istiyorum orada. Mesela o ne onu bulmaya çalışıyorum. Bir sabah kalkıyorum böyle diyorum ki yeter artık ayağımda sadece şortum terliyim. Gideceğim işte bir çok küçük bir yerde Bodrum ve Çeşme olmak kaydıyla. Ondan sonra daha başka bir küçücük bir yerde Amasra'da veya Cunda'da böyle bir küçük bir çiftlik evi gibi bir ev. İşte gündüzleri denize gideyim, balık tutayım. Belki oraları butik otel yapayım, butik pansiyon yapayım. Önünde işte şey olsun, restoran olsun. Ben yemek yapayım, yemek yapmayı çok seviyorum. Ama bütün gün şortumla gezeyim. Ondan sonra bir buna yoğunlaşıyorum. Sonra bir uyanıyorum, diyorum ki... Ya ben İstiklal Caddesi'siz, Sultanahmet'siz, Ortaköy'süz yaşayabilir miyim hayatımda diyorum. Mesela oralara gidip nefes almayı çok severim. Hatta geçenlerde bir arkadaşım bana dedi ki lütfen aklında baş eder misin artık dedi. Yani her sabah başka bir şeyle uyanıyorsun dedi. Ama herhalde bunlardan ya da bunun gibi birkaç şeyden bir şey girecek artık hayatıma. Bu sanatçı ruhun yansıması mıdır acaba bu gelgitler? Belki bir dengesizlik var normal olarak. Yani merak ettim şu Bodrum Çeşme niye tırnak içine değil? Yani oralar artık benim arzuladığım, özlediğim deniz kenarı yerler değil. Korkarım gittiğince mesela Cunda'da ne kadar daha dayanabilecek, ne kadar daha direnebilecek. Orada bir sıkıntı başladı gibi sanki. İnşallah dayanır diye düşünüyorum. Az önce önemli bir kelime, onu da cımbıza çekmek istiyorum gitmesin. Benim lüksüm var dedin sevdiğim işi yapmak için. Ama bu şu demek değil herhalde. Yani benim milyonlarca dolarım var. Hayır öyle bir şey değil. Orada herhalde biz şey diyoruz, para kazanmam lazım ve sevmediğim işleri yapmam lazım. Elbette ki asgari bir yaşam standardı için para kazanmamız lazım. Ama insanlar bugün ya daha üst model bir araba kullanmak için ya daha lüks bir yerde oturmak için birçok şeyden vazgeçiyorlar. Hatta ruhlarından vazgeçiyorlar. Bu noktada baktığında parayı nereye koyuyorsun hayatta? Çok törpüledim hayatımda. Onları o kadar fazla törpüledim ki parayı da törpüledim. Lüksüm var derken şöyle bir lüksüm var. Yani şu saatten sonra bana istemediğim bir yerde şarkı söylettiremezler. İstemediğim bir kanalda, istemediğim bir formatta program yapmam. Ha dururum. Durduğum sürece de hayatımı idame ettirebilirim. Yani ben onu gençliğimde işte hep şöyle bir şeyim vardı. İşe giderken gece kulübünde çalıştığım için akşam erken saatte çıkardım. Belediye otobüsüyle, taksiyle gitmemek için. Çünkü taksi pahalıydı. Evimle çalıştığım yer arasında. Sabaha karşı da yine her kulüp kapanırdı. Ben sabah otobüslerin çalışma saatini beklerdim. Hep şeyini hayal ederdim. O zaman vardı herhalde, şimdi reklama girmez. Bir Murat 124'üm olsa ya derdim. Oldu. Sonra başka bir marka, yine yerli bir otomobil markası, o hala var, onun için söyleyemiyorum herhalde. O olsun dedim, onun 11 falan vardı. O da oldu. Sonra başka bir şey, sonra başka bir şey. Baktım ki bunun şeyi yok. Sonu yok. Sonu yok ve ben orada durdum. Artık orada törpülemeye başladım bazı şeyleri. Yeni dünyada galiba bizi, daha doğrusu yeni dünya demeyelim, yeni dünya şöyle... 80 sonrası özellikle bizim ülkemize de bir tüketim çılgınlığı başladı. Deli gibi. Deli gibi başladı ve artık o maddi şeyle
sahip olabileceklerimize, satın alabileceğimiz şeylerle kendimizi tatmin etmeye çalıştık. Acaba? Mı? Olamadık da zaten herhalde. Olamadık. Ve gerçekten sonu yoktu ama sürekli bize pompalandı. Hı-hı. Bak eğer daha seksi olmak istiyorsan bu gömleği giyeceksin. İşte sen başarılı bir insansan bu arabayı kullanacaksın. Ama şimdi sanki buradan uzaklaşmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Ben ona inanıyorum. Biraz daha insanlar artık daha aklı selim düşünmeye başladılar. Yani hayatın bu olmadığını, bu kadar tüketim çılgınlığı falan bir başka bir yere gitti çünkü. Gerçekten dünyada başka örnekleri var mı bilmiyorum bizim ülkemiz gibi. Biz bir anda beşer sene atladık herhalde. Bugüne gelince. Mesela ben kendimi bugünlere çok ait hissetmiyorum. Ben böyle bir adam değilim. Ben çok eskiyle yaşamayı seven bir insanım. Eskinin her şeyi bana çok daha sahici geliyor. Çok daha benim ruhuma hitap ediyor. Baban çocukluğunu özlüyor musun herhalde? Çocukluğum çok. Mahallemi, çocukluğum, her şeyimi. Nerede büyüdün? Ankara Yeni Mahalle. Aile nasıldı yani? Aile mesela... Ailem muhteşem. Yani babamı 3 sene önce kaybettim. Annem hala yaşıyor. Biz de çok kalabalık. 8 kardeşiz biz. En küçük benim. Yani benim o mahallem, o mahallemin güzelliğini bana hiçbir şey veremiyor şu anda mesela. Şimdi yaşadığım ev, yaşadığım mahalle, yaşadığım şehir falan. Tabii ki bunlar da güzel. İnkar edemem. Ama benim o mahallemin güzelliğini, hani orada takılıp kaldım. Bir geçenlerde bir psikolog arkadaşım da şey dedi. Bak dedi, oralarda çok takılıp kalmamalısın dedi. Ama ben mutlu ediyor dedi. İçinde kalanlar da var mı peki bu kadar? Aileyle sorunlar çözülmeden yaşam başlanmıyor diyorum ben. Özellikle biz çocukken genelde toplum yapısına baktığınız zaman baba mesela sevgisini çok fazla göstermez. Çocuk şımarmasın diye. Bildur Kalkan'ın çok güzel bir ifadesi vardı. Uyurken seni seviyorum, uyurken seni sevdim. Benim uyurken sevilmeye ihtiyacım yok diyor mesela, benim uyanıkkense. O baba oğul arasında o şey var mı sende, o duvarda var mıydı? Bizde şöyleydi, benim yani askerliğe kadar ailemle beraber yaşadım 20'li yaşlara kadar. O zamana kadar öyle çok mıç bir aile değiliz. Ekonomik şartlar çok kötü. Yani orada anne baba artık çok aman çocuğum evladım durumu değil. Bir hayat mücadelesi içindeler. Çok kalabalık. 8 çocuk çok kalabalık falan. Orada şey yok yani. Annenin de babanın da düşündüğü eyvah bu çocuklar nasıl okuyacak, nasıl bunları adam edeceğiz, ortaya çıkaracak falan. Orada şey yok öyle. Çok sevgi falan yok ama gerçekten sevdiklerini biliyorsun. Hissediyorsun onu. Bizimki daha sonra herkes düzene girdikten sonra o zaman daha başladı bizdeki. Mesela bendeki baba düşkünlüğü, anne düşkünlüğü. Mesela ben son 15 senedir böyle çok daha bağlıyım. Çok daha. Babam hastalandığı dönemde mesela ben 8 ay babama teşhis kondu ve 8 ay sonra kaybettik babamı. O 8 ayda her şeyimi iptal ettim. İşime falan gitmiyordum mesela. Hepsini iptal. Hani öyle lükslerim işte o lükste o zaman da işe yaradı. Sırf babamla vakit geçirmek için. Ben söyleyemediğim şeyler kalmamıştı. Hiçbir şey. Ben yemeğini yediriyordum. Başkasının yedirmesini istemiyordum mesela. Hani onun için onlar bana çok büyük mutluluk verdi. En küçük çocuk olmanın dezavantajları var mıdır o sevgin? Hiçbir zaman çok avantajlı. Genelde şey yapıyorum, ben şunun çocuğum, ben dördün çocuğum, ben karşılığımı sevgiye aldım. Ya en büyük ve en küçük her zaman avantajlı. Ortadakiler biraz sıkıntılı. Kardeşler nasıl, 8 kardeş devam mı? Çok iyiyiz. Yani benim 16 tane yeğenim. Bayramda mesela aramak bile bayağı bir sürüyordur. Hadi canım, 16 tane yeğenim var benim mesela. Ondan sonra hepsini çok severim. Abilerimi, ablalarımı, yengelerimi, eniştelerimi çok severim. Muhakkak gün içerisinde yani bir hafta içerisinde hepsiyle birer kere telefon konuşması yaparım. İstanbul dışında olanlarla, İstanbul olanlarla görüşürüm. Ne kadar güzel. Yani arkadaşlarımı, dostlarımı çok severim. Lakin ailenin yerinin hiçbir şey tutmayacağını bilen insanlardan. Onlar gerçek kristaller. Evet. Evet. Ne kadar peki şey mesela yaş ilerliyor. Yıllar geçiyor işte, değişimler devam ediyor, devam ediyor. Sonra ben de şeyi soracağım şimdi, bizde bir yaşlı korkusu olur. Topluma baktığın zaman yine yaşlı nasıl gözüküyor ilerleyen yıllar, 20 yıl sonra 30 ben yıl sonra. Şöyle 30'a kadar bir sıkıntı yaşamadım. Yani o baştaki 2-3 olduktan sonra bir sıkıntım yoktu. 39'a kadar da bir şey yoktu. Fakat başa 4 gelince o 4 bir süre beni düşündürdü. Sonra baktım ki aslında benim o üçlü ve dörtlü yaşlardaki hayatım daha güzel. Ben daha kendimi bulmuşum, daha mutlu olmayı öğrenmişim. İyi yaş aldığımı düşünerek
kendimi mutlu ettim. Lakin babamın ya da başkalarının yaşlılığında yaşadıklarını görünce hastalıklarla alakalı son 2-3 senedir böyle bir şey düşünmeye başladım. Nasıl bir yaşlılığım olacak ve acaba birilerinin bakımına muhtaç mı olacağım? Bu çok korkutmaya başladı beni. Yani hani kendinin bir şey yapamaması ve birinden yardım istemek, yürümek, tuvalete gitmek, banyo yapmak için falan. Bunu düşündükçe çok karamsar olmaya başladım. Ve onun için hep şey diyorum, böyle 70'li yaşlarda bir kalp krizi uygundur. Uykuda attım. Uykuda falan yani. Çünkü yaşlanmak, yani birisinin birilerine muhtaç olarak yaşlanmak çok kötü. Bakın bunun parayla pulla falan hiçbir alakası yok. Yani dünyanın en zengin insanı olabilirsiniz. Ama makinelerle yaşadıktan sonra bir tuvalete gitmek için birisinin koluna sizi kaldırmaları gerekiyorsa isterse milyar dolarınız olsun. Hani bu beni çok korkutuyor. Ve ben sanki şunu hissediyorum Aret. Hani benim inancımda böyle bir şey var. Gerçekten çok günahkar değil, özür dilerim. Geri alayım sözü. Hani böyle çok şey bir hayat. Nasıl toparlayayım bunu ya? Kıran döken tüketen mi yani? O da değil de sanki bu dünyada sana bir ceza veriyor Allah. Hani seni o şekilde. Şimdi şunu demek istemiyorum. Bütün yaşlılar işte kötü şeyler yaptılar da Allah onun için onlara böyle bir şey veriyor demek istemiyorum. Bu ben kendi adıma söylüyorum bunu. Sanki böyle seni birisine mahkum ederek sanki sana hesap soruyor gibi. Hiçbir şey hiç kimsenin yanına kâr kalmıyor değil mi? İnanıyor musun ona? Mümkün değil. Ben çok inanıyorum. Yani hiç öbür dünyaya da kalmıyor. Burada evrenin oluyor. Matematiğinin eksi veya artı vermediğini düşünüyorum. Bugün birileri kırıyor, çok kolay kalp kırıyor, çok kolay aldatabiliyor, dolandırabiliyor ama o bir yerden hani eskilerin deyimiyle çıkar. Ah alma. Aynen öyle. Ve maalesef her şey bu dünyada. Yani öbür dünyada ne olacağını bilmiyoruz zaten ama bu dünyada oluyor. Ve geçenlerde şey dedim hatta, bana çok kötülük yapanlara bile artık Allah sadece Allah yardımcıları olsun diyebiliyorum. O duruma da geldim. Başka da bir şey yapmam. Musun artık? Unuturum. Affetmem. Ama unuturum. Öfke olur şu mesela. Öfke enerjisi çıkar mı? Çıkar. Ama kısa süreli ve sonra tekrar normale döner. Acaba kendimize öfke midir? Karşımızdakine öfke midir? Onu hep merak ederim. Yani nasıl oldu da ben ona inandım ya da orada kızdığım şey kendim midir yoksa? Kendim. Ama gözünün önüne perde iniyor. İşte o zaman görmüyorsun. Sana 50 kişi söylüyor. Bak yapma, bu yanlış. Değil, doğru insan değil, yanlış insan veya yanlış olay falan dediği anda eğer böyle bakıyorsan ki bende vardır o. Pişman oluyor musun sonra? Yoksa keşke var mı? Yani şey var, yaşanması gerekiyormuş demek ki diyorum ve yaşadım diyorum. Her zaman her şey yolunda. Dizlerimi dövüp ağlamıyorum yani. Oldu diyorum. Hani bunu da yaşayacakmışım diyorum. Ve hiçbir zaman şeyden artık bu sondu falan demem. Daha yaşayacağım bir sürü şey olabilir. Daha kötü şeyler de olabilir. Ama böyle baktığım zaman biraz hani kendi hislerimle ilgili söyleyeceğim. Cenk Eren'in aslında benim ilk tanışmam nedir biliyor musun? Bodrum'da dolaşırken ufamama. Evet. Hatta öyle gece kulüpte gelecek param da yok. Afişlerden. Öyle. Hatta öyle her yerde Cenk Eren. Sonra tanıştıktan sonra hatta sana konuk olduktan sonra, seni izledikten sonra ben şunu gördüm. Bir insan var ama o insan arkasında çok sağlam, çok duygusal bir insan var. Ama bir şekilde o sen söylediğinden başlarken sen o duvara koymuş. O duvarın arkasına geçersen de hani sırtını düşünmeden yaslayabileceğin, hayatta çok güzel paylaşımlarda bulunabileceğin bir insan var. Yani burada beni övüyorsun, teşekkür ederim. Mütevazilik yapmayacağım ama benim dostluğum iyidir. Öyle öğrendim. Yani insanlara yardım etmeyi, insanlara dost olmayı aşıladılar bana. Yani ben insanların kötü olmasını istemem. Bana kötülük yapsalar da. Çünkü dediğim gibi çok inançlı bir insanım ve çok korkuyorum. Yani bir insana kötülük yapmaktan çok yapmamış mıyımdır, yapmışımdır. İsteyerek veya istemeyerek bilemem. Yani sütten çıkmış ak kaşık değilim. Ama
bilerek yaptığımı düşünüyorum. Ve onun için de dostluğum sağlamdır ve arkadaşlarım da o tarafımı severler. Tam da o noktada hissettiğimin devamında böyle kırgın, hüzünlü. Bir ağır bir taraf ama yani. Önemli bir tarafı insanın her zaman hüzündür, kırgındır ama bayağı sağlam bir kırgın hüzün. Yanılıyor olabilirim, bilmiyorum yani tamamen. Doğru tespit. Kırgınlıklarım, üzüntülerim daha çok hayatımda. Yani hak etmediğimi düşündüğüm şeyler yaşadım. Yani niye dedim. Hı-hı. Niye? Keşke değil bu. Niye? Dedim ya, belki ileride yine yaşayacağım. Fakat bazı şeyler çok ağır geldi. Ve onları da böyle bir kalemde silip atmak falan, hı-hı, mümkün değil. O duruyor insanın içinde yani. Onu kaybederim, kaybedebilirim diye belki vardır öyle insanlar ama ben zannetmiyorum. Yani ben istediğim zaman hani o biraz kaşıdığım anda altında duruyordur. Hani kapalı durur ama ben istemeden de zaman zaman da gerçekten duygusallığım yüzünden o yara açılabilir. Bir şekilde onlarla yaşamayı öğreniyoruz. Zaten. Öğreniyoruz. Kapatmaya çalışmak da çok şey gelmiyor bana. Yokmuş gibi davranmak da var. Varsa da yaşayacağım onu. O benim içimde var. Ben yaşadım onu yani. O kadar kalabalık bir aile. Şimdi yeğenini seviyorsun. Hayat şey emelse. Kendini yalnız hissettiğin oluyor mu? Yani o kalabalık aileden şimdi daha küçük bir yaşam aslında. Bak o duvarın arkasına geçtiği zaman daha yalnız bir yaşam. Mı yoksa yine de bence daha yalnız bir yaşam. Yani çünkü dostlar ne kadar paylaşırsan paylaş. Kendini o kadar çok tutuyorsun ki geride. Neyimiz? Ezen çocuk. Ya yani o yeğenler belki sana o şeyi veriyor. Çocuk coşkusunu veriyor. Çocuk keyfini veriyor. İşte o meşhur laf var ya, kalabalıklar içerisindeki yalnızlık, hı-hı, diye. O da dönemsel bende. Yani bazen kendimi gerçekten çok yalnız hissediyorum. Bazen de şükrediyorum. Ne kadar güzel arkadaşlarım, dostlarım, ailem var diyorum. Yalnızlığı şöyle korkmaya başladım, yalnızlıktan. Çok kalabalık bir aile. Evet, yeğenlerim var. Allah sıralı ölüm verirse, işte mesela en sona ben kalacağım kardeşlerim içinde. O zaman kendimi çok yalnız hissedeceğimi düşünüyorum. Yani evet, yeğenlerim falan var ama hani işte baba, anne, büyük abi, büyük abla, onun ortağı falan. Sonra geliyorsunuz ya böyle sonda, hani herkes gitmiş ve siz bu dünyada yalnız kalıyorsunuz. Yani belki onların işte yeğenlerim, onların çocukları ama hayır, orada artık şey, o benim ailem vardı ya, anne baba ve 8 kardeş, 10 kişi, 9'u yok ve tek benim, Allah sıralı ölüm verirse. Hı hı hı. Ve o 9'unu mesela o zamanları düşünüyorum Aret, yani o 9 kişiyi nasıl düşüneceğim ben, o zaman kendimi herhalde o zaman çok yalnız hissedeceğim. Dönüp dönüp şeye geliyoruz aslında, hayatta her şeyin emanet olması. Kesinlikle. Bunun farkında yaşayabilmek. Hiçbir şey bize ait değil. Her şey bizde kiralık. Ve neler için bugün birbirimizi kırıyoruz? Neler için ahlar alıyoruz? Yüreklerde siyah izler bırakıyoruz. Geçenlerde bir laf duydum çok güzel. Aldığımız nefes bile kiralık. Öyle. Evet. Peki şimdi hayat devam ediyor. Akıyor, gidiyor. Bir şey soracağım. Sen acayip soruyorsun. Benim gözlerim anında dolar, biliyor musun? Gözlerim doluyor. Seninki de varsa benimki de dolar. Yalnız. Eyvah eyvah. Tam bulduk birbirimizi. Daha çok üretmen gerekmez mi? Üretmek. Mesela şey anlamda yazar mısın bilmem bir şey. Yani yazıya müzikle midir hep üretimin? Hayır, müzikle de üretimim yok. Ben şeyimdir. Yorumcuyumdur. Tamam. Yani sen neden boşaltıyorsun o içine biriktirdiklerini? Ağlarım. Bir şekilde ağlarım. Yani ben kendimi ağlayarak boşaltırım. Ve çok da güzel ağlarım. O kadar güzel ağlarım ki hiç de utanmam. Ondan sonra bir rahatlarım. Ha başka nasıl boşaltırım kendimi? İstanbul'da boşaltabiliyorum kendimi. Yani bir yere dalıyorum. Bir yerden nefes alıyorum mesela. İşte demin sahil mi? Bir tuhaf gelebilecek ama çok sıkıntılı anda mesela gidip kapalı çarşıda falan yürüyorum. Başka bir şey görüyorum oralarda belki herhalde. Ama o eski zamanda öyle bir ruhu var ki. Çok. Acayip bir şey. Yani hatta çok istedim. Yeni taşındım şimdi. Direkt o tarafı görmek istiyordum. O yarım adayı görmek istiyordum ama bulamadım bir türlü istediğim gibi bir şey. Biraz ucundan gören. Yani oralar benim, diyorum ya, benim her şeyim çok eski. Kendimi çok bu zamana ait hissetmiyorum. Yani dönüp böyle bir 20 sene öncesi falan yaşamak daha hoşuma gidiyor, 30 sene öncesi.
Şeyi de ben hala ama şey diyeyim. O kadar güzel ki ifade ettiğin şey biraz önce. Duygularını göstermenin rahatlığı, hani ağlamaktan utanmamak. Yani duygularımızı göstermekten niye utanalım ki zaten? Bugün insanlar duygularını göstermemek için çırpınıyorlar. Güçlü olacağız, güçlü olacağız, güçlü olacağız diye çırpınıyoruz. Orada bir kişilik bozukluğu girer devreye. Yani bir insan duygularını göstermekten çekiniyorsa orada bir kişilik bozukluğu var demektir. Çünkü duygu çok şey bir şey değil mi? İnsani bir şey. İnsani olan şeyleri de gösterirsin. Göstermiyorsan, orada saklıyorsan bir süre sonra zaten o başka bir şey, bumerang gibi sana ters döner. Daha da mutsuz olursun. Göstermek lazım. Seviyorum, aşığım. Ağlayacağım, zırlayacağım. Yani göstereceksin. Bütün iş belki de şeyde ikon olmaya çalışıyoruz bir anda. En şey olarak söylemiyorum bir ikonu. Yani ünlü olmak anlamında söylemiyorum. Toplumda sinemanın, televizyonun, medyanın, reklamcılığın bize pompaladığı bir yaşam tarzı var. Ve biz hep o lanet olsun etiketlere geliyoruz. Bir model olmaya çalışıyoruz ama ne oluyor? Kendim olmaktan başka her şey olmaya başlıyor. Ve olmadığımız bir insanı olmaya çalışmaktan daha çok yok edecek bir şey tanımıyorum. Ve ortalarda böyle bir insan güruhu çıkıyor. Avatarlarla tabii öyle şeyler pompalıyorlar ki bize, aslında belki muhteşem bir toplum olacakken o pompalamalar yüzünden değişik değişik insanlar türedi. Yani mecburen oldu insanlar da. Bir şey pompaladık onlara çünkü empoze ettik. Ve onun için de toplum belki onun için bozulmuş olabilir. Yani herkes kendi gibi yaşayabilseydi, bu dış etkenlerden çok fazla almasaydı içine, belki çok daha muhteşem bir toplum olacaktı. Ama şimdi öyle bir şey yok. İnsanların birbirlerini bu kadar hırpalamasının çok normal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bütün duyguları yok etti internet. Bütün duyguları yok etti. Beni tahrik eder ya. Şurada telefon duruyorsa. Bu benim, evet, bu benim belki bir Bak bak mı istersin? İsterim. Mahallemdeki insanın nereli olduğu, ne olduğu, ırkı, dini falan sorulmazdı böyle şeyler. Bir yere gidiyorsun, nerelisin, Kürt müsün, Türk müsün? Yazdım, tweet attım, sor dedim ki ne yapıyorum ben? Ne kadar ayıp bir şey. İşte paramız var, biftek aldıysa, pirzol aldıysa, komşu kadın sorduğu zaman Sadi Hanım ne aldın ama, aman yarım kilo kıyma aldım. Çünkü söylenmezdi. Yenileni içileni anlatmak çok büyük ayıp, günah, görgüsüzlük. Hem pişirmiş, hem sunmuş, hem saklamış, hem de bitmiş. Bu neymiş? Borcam, mutfaklara kolaylık, sofralara şıklık. Çok sayın seyirciler. Bildiğiniz, sevdiğiniz unutulmaz Türk filmleri Türkiye'de ilk kez görülmüş şeydir. HD olarak Türkmax'ta. İşte bu çok güzel. Bayılacak su. HD demek ne demek? Her şey bunun. Net görür. Yani artık o sıcacık filmler... Güzelmiş be. Daha da keyifli. Esnaf mısınız? Onları hiç bu kadar net görmemiştiniz. Oh, çok iyi. HD Türk filmleri pazartesiden cumartesiye Türkmax'ta. Seç izleyle dilediğin zaman dilediğin yerde. Hay Allah, sen aklınla çok yaşa. Giyimden yemeğe, eğlenceden tatile, her yerde kazandıran Avea, şimdi de Diyasa'da. Diyasa'ya gelen Aveyalılar, seçili ürünlerde %50'ye varan indirim kazanıyor. Hayat değişir Aveya'yla. Dünya onu soğutması, yüksek performansı, sessiz çalışması, tasarruf sağlaması ve havayı temizlemesiyle tanıyor. Onun adı Mitsubishi. Japon teknolojisine sahip Mitsubishi Heavy Industries klimalar sadece İklimsa'da. Üstelik %20'ye varan indirim ve Akses'e özel 12 taksit fırsatıyla. İklimsa. Carpursa'nın 20. yılı şerefine bu cuma, cumartesi ve pazar tüm Carpursa'larda Mehtap 22 santim karnıyarık tenceresi ve 26 santim tava 21 lira 90 kuruş. Carrefour hipermarketlerinde ise Dell Inspiron Intel i5 işlemcili dizüstü bilgisayar 1199 lira. Carrefour Access sahiplerine ise sadece 1099 lira. Üstelik 12 taksit fırsatıyla. Türkiye'de 20 yıldır alışverişin adı Carrefour'sa. Carrefour'sa.
turuncu indirim geliyor. Teknosa'da fiyatlar iniyor, iniyor. %50'ye varan indirimler 12 Temmuz saat 22'de teknosa.com'da başlıyor. 13 Temmuz saat 10'da tüm Teknosa'larda devam ediyor. Teknosa, herkes için teknoloji. Teknosa. Renault'dan evini döşeyen herkese 1200 lira değerinde hediye çeki. Elinizde şıklığa, modaya ve estetiğe yer açın. Çekinizi güle güle harcayın. World'e özel peşin fiyatına 12 taksit. Üstelik şimdi alın, 2014'te ödemeye başlayın. İyi ki ona rastladım. Duşta kullanılan ilk vücut kremini Nivea ile keşfettim. Hem pratik hem keyifli. Önce yıkanıyorum. Sonra ıslak cildime sürüyorum. Böylece cildim nemi hapsediyor. Sonra da durulanıyorum. Cildim ipeksi ve yumuşacık oluyor. Ben de hemen giyinip çıkıyorum. Nivea'dan ilk duşta vücut kremi. Tüm vücut bakım ürünlerinde. Mutluluk varsa eğer benim gülmeme yeter. Nerede olursa olsun. Her ev güzel istikballe. İstikbal'in yepyeni koleksiyonu ve yenilenen renkli dünyasıyla her ev güzeldir. Sağlıklı diş etine sahip olmak istiyorsanız şunu bilmeniz gerekir. Diş eti rahatsızlığı ile sağlıklı diş eti arasındaki fark işte budur. Paradontax diş macunu %70 özel içeriği ile sağlıklı diş ve diş etine kavuşmanız için geliştirilmiştir ve günlük kullanıma uygundur. Unutmayın. Diş eti rahatsızlıklarının belirtileri açıktır. Bununla, bunun arasındaki fark gibi. Paradontax, sağlıklı diş eti için diş hekimlerinin bir numaralı önerisi. Arkonem Güneş Bakım'da, şimdi güneşe karşı hassas cildiniz için 50 faktör üzeri çok yüksek korumalı güneş sütü var. Hassas cildinize özel formülü, güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı cildinize çok yüksek koruma sağlar. Arkonem Güneş Bakım. Güneş kadar gerekli. Yaparız. İftar yemeği. Yapamaz. Yemekleri de yaparız. Kampanyalı pepsileri de kaparız. Yapın da görelim. Dolmanın kalınlığı bu mu? Hey yavrum benim be. Top patladı. Ha gittik o zaman hepsiyi. Baba bu dolmalıymış ya. Amcası bak çocuk ne diyor. İftar sofralarının gerçek kahramanı kadınlara içten bir teşekkür. Hiçbir yere sığmayan rulolar için artık canınızı sıkmayın. Solo Akıllı Çözümler ailesinden sıkıştırılmış tuvalet kağıdı. Kullanın, yerden kazanın. Solo'yla hallet gitsin, hayat devam etsin. Intel işlemcili Casper VR. Nerede olursan ol, arkadaşların hep yanında. Casper. Senin hayatın, senin teknolojin. Algida'dan Ramazan'a özel fıstık gibi bir dondurma. Yeni Maraş fıstık sade. Üstelik sadece 2 lira. Alerji yüzünden burun tıkanıklığı yaşadığımda geceleri rahat uyuyamıyordum. Sonra ilaç içermeyen Breathe Right burun bandını denedim. Burun kanallarını açan Breathe Right'la artık daha rahat nefes alıyor ve daha rahat uyuyorum. Daha rahat nefes, daha iyi uyku. Breathe Right. Şimdi deneme paketiyle. Her an, her yerde yumuşak ve parlak saçlar için ekspres bakım Elidor'da. Sen de kendi saç tipine uygun Elidor ekspres bakım spreyini hemen de. Dilediğim zaman, dilediğim yerde resim yapabiliyorum. Bu benim tutkum. Casper VR tablet. Casper, senin hayatın, senin teknolojin. Thank you.
Finans. Aa, Doğan. İftara misafirim vardı akşam. Hepsi 75 TL. Hem de dördüncü 75 TL. Dört mü? Tebrikler. Ah, abartmıyorsunuz ya. Finans'la 11 Ağustos'a kadar tek seferde yapacağınız 75 TL ve üzeri 4. gıda alışverişine 75 TL para puan hediye. Kayıt için Ramazan yazın 22.73'e yollayın. Herkese birkaç finans lazım. Hastalarıma hassas dişlerine daha özenli davranmaları gerektiğini söylüyorum. Özen göstermezlerse eğer problem artarak devam edecektir. Hassas dişe için geliştirilmiş yeni sensodim çok yönlü korumayı öneriyorum. Hassas dişleri rahatlatır, diş minesi ve diş eti bakımının yanı sıra beyazlatıcı etki sağlamaya yardımcı olur. Hassas dişleri için 7 farklı özelliği tek bir diş macununda sunuyor. Aradığım her şey bir pakette. Bunun için hastalarıma sensodim çok yönlü korumayı öneriyorum. Kart finansınız yoksa TC kimlik numaranızı 2273'e SMS atın. Herkese bir kart finans lazım. Dilediğim zaman, dilediğim yerde resim yapabiliyorum. Bu benim tutkum. Casper'lıya tablet. Casper, senin hayatın, senin teknolojin. Güvendiğiniz güneş kuruması. Şaşırtan serinlik. Yeni Protect and Refresh. Nivea'dan. Dilediğim zaman, dilediğim yerde onunla konuşabiliyorum. Bu benim aşkım. Casper Via Tablet. Casper, senin hayatın, senin teknolojin. Beyler, ben kafama filme veremiyorum. Veremezsin tabii. Senin kafan Domino's'ta. Gece saat 2'ye kadar açık Domino's'lar oldukça, acıkınca kafan Domino's'a gider. Acıkınca kafan Domino's'a gider. Kristal baba kabı. Adamlar yapıyor ya. Hoş geldiniz. Yardımcı olabilir miyim? Bilmem. Olabilir misiniz? Hanımefendi, ben arkadaşı tanımıyorum. Bir baba kabı alıp çıkacaktım. Ay, ay, ay. Utandım. Bize acil nakit lazım şef. Göbeğimde akses var ya, hadi hızlı şef, paraya Nuri. Aksesle ihtiyacınız olan nakit parayı Akbank ATM'lerinden anında çekin. Uygun faiz oranları ve 36 aya varan taksitlerle geri ödeyin. İnsanların birbirlerini bu kadar hırpalamasının çok normal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bütün duyguları yok etti internet. Bütün duyguları yok etti. Beni tahrik eder ya. Şurada telefon duruyorsa. Hı hı. Bu benim, evet bu benim belki bir... Bak mı istersin? İsterim. Mahallemdeki insanın nereli olduğu, ne olduğu, ırkı, dini falan sorulmazdı böyle şeyler. Bir yere gidiyorsun, nerelisin? Kürt müsün, Türk müsün? Yazdım, tweet attım, sonra dedim ne yapıyorum ya ben? Ne kadar ayıp bir şey. İşte paramız var, biftek aldıysa, pirzol aldıysa, komşu kadın sorduğu zaman Sadiye Hanım ne aldın ama, aman yarım kilo kıyma aldım. Çünkü söylenmezdi. Yenilerini içilerini anlatmak çok büyük ayıp, günah, görgüsüzlük. Ben bazen metroya bakıyorum, şey, yüz binlerce insan önüne çıkıyorlar. Gerçi hani Suretler'de bir film vardı. Oradaki gibi avatarlarla yürüyorlar sanki. Ama neredesiniz siz işte? Onun için hep onun arkasında ne var? Benim de bütün arayışım bu oldu çünkü. Sen de bence bunu hissettiğin için bu kadar net konuşabiliyoruz diye düşünüyorum. Arada da kalıyorsun. Sen de etkileniyorsun. Sen de o avatar olma şeyine giriyorsun. O avatar seni de etkiliyor. Sen de bir avatar yaratmaya başlıyorsun. Büyük savaş işte o zaman başlıyor. Hassas, duyarlı, farkında olan insanların çilesi daha büyük aslında. Yani tamam ya, bu o avatarın içinde kaybolup giden insanlar... Çok da belki farkına varmıyor. Belki son nefeste farkına varacak. O bir illüzyonun içinde gidiyor. O uyandığın ve gördüğün anda o illüzyonu, o çok zor işte. bütün savaş orada başlıyor. Orada başlıyor. Ha, ermiş olsak sorun olmayacak da. Yani. Tabi cehaletin içinde kalsan yine sorun olmayacak. Burada bir cehaletten kastettiğim asla diplomalar, statüler falan değil. Yaşamı anlayamamak. Ortada kalanların durumu çok vahim. Onlar da maalesef bir çoğunluk. Ve onun için toplumdaki şeyler işte. Pozitif mi bakıyorsun insanlığın geleceğine, yoksa
Negatif demişsin. Artık çok pozitif bakamıyorum. Yani insanların birbirlerini bu kadar hırpalamasının çok normal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her anlamda. Bir değişim... Tahammül yok. Bir mutasyona uğruyor insanlık bence. Yani duyguları falan artık alınmış yavaş yavaş. Sanki makineleşen bir şey var. Onun için ben bundan sonra hele yeni doğanlar için falan çok endişeliyim. Yani biz yine bazı bir şeylerin güzelliklerini yaşadım. Ben bir tek onlara da bir şey düzeltir diye güveniyorum. Onlara oradaki umudumu yok etme. Bence zor. Başka bir şey oldu. İnternet ne yaptı? Bu sosyal mecralar. İçine etti. Neden? Nasıl? Yani ya bütün duyguları yok etti internet. Bütün duyguları yok etti. Ben kendi adıma şunu görüyorum. Mesela hiç seni tanımamış, hiç seninle bir kahve içmemiş, bir cümle kurmamış. Belki seni hiç fiziksel olarak görmemiş. Ama işte o Twitter'da ambur lumbur hiç düşünmeden ağır ağır eleştirirler. Sen şusun, sen busun. Neye göre, nasıl? Onlara artık çok takılmıyorum da. İnternet ne yaptı biliyor musun Aret? Ben şöyle bir hayat yaşıyordum gençliğimde. Telesekreterler yeni çıkmıştı. İşte evdeysem telefona cevap verebiliyorum ama evde değilsem bir arkadaşım aradıysa işte telesekreterime not bırakmış. İşte yarın şu saatte şurada buluşalım mı falan demiş. Bu güzel bir sürekli hani bir anda ulaşmıyorsun falan. Ve ilişkiye dönelim burada. Bir ilişki, bir aşk yaşıyorsun. Gerçekten tanımaya çalışıyorsun. İşte birinci hafta buluşuyorsun, bir hafta daha geçiyor, ikinci hafta buluşacaksın, konuşacaksın. Acaba üçüncü hafta hangi tarafını göreceksin, iyi kötü falan. Bir süreç yaşıyorsun. Ve o süreçte çok keyifli yani. Artık heyecan, dorukta, bir ay geçmiş, iki ay geçmiş. Anca tutmuşsun falan. Ve bu o kadar insana haz veren bir şey ki. Yavaş yavaş ona kendini sevdirmişsin. Sen sevmeye başlamışsın. Ama burada şöyle bir durum var. Yaş kaç? İşte boy kilo falan. Korkunç. Korkunç bir şey bu. Yani ve bu insanlar bu duygudan uzaklaşırlarsa sevmek sevilmek kadar insana yakışan başka hiçbir duygu yoktur. Seven ve sevilen insandan ben korkmam. Dokunmak bile. Ama burada bir internet denilen olayın karşısında hiçbir şey yaşamadan birleşme falan oluyor. O şey oluyor mu? Günlük hayatında cesaret edemediği, oynayamadığı, olamadığı kişiyi internette yaşıyor. Mesela internette aldatıyor. İnternette ilişki yaşıyor aslında. Ve sık sık söylüyorum programlarda, bu programlara sık sık hatırlatıyorum. Boşanma davalarına bakıyorsun. İlk sıralarda Facebook çıkıyor mesela nedenlerde. Acaba işte orada kendimizi koruyarak bir şekilde avatarla yine yaptığımız bir... Aslında kendini koruyarak değil, kendini kandırarak. Kandırarak. Yani kendini kandıran insanın sağlıklı bir şey düşünebileceğine ben ihtimal vermiyorum. Yani orada o internette başkasının adına konuşan, başka türlü aldatan... İnanılmaz yani. Yani neler karşılaşıyorum. Bağnazlık olarak kabul edilebilir belki ama ben hep şunu söyledim. Yani ben bir evli erkek ya da evli bir kadının hesaplarının da hani bunların belirtilmesi gerektiğini düşünüyorum. Medeni durumunun kesinlikle belirtilmeli. Bir kadının ya da bir erkeğin evli olup ondan sonra bekar hayatı yaşıyor gibi Facebook'ta ya da orada burada olmasını çok doğru bulmuyorum. Geri kafalı, evet bu konuda geri kafalıyım. Bu geri kafalık değil. Mesela kısa ben kesiyorum. Şeyi kesinlikle yani medeni durumu belirtmek, bunları ifade edebilmek sensin çünkü. Şeye katılmıyorum mesela ortak şifre noktasında farklıyım yani bireylerin kendi özel hayatları olmalı. Ne anlamda olmalı? Çünkü orada illaki aşk meşk olması gerekmiyor. Sen işinle ilgili bir şey yapıyorsun. Hatta belki sevgine sürpriz hazırlıyorsun. Bir şeydir. Çok fazla şifrelere o kadar da girme birbirinin içine ama medeni durumu sen yazmıyorsan... Alan bırakılabilir. Evet o konularda. Hani ortak şifre falan. Orada bir alan bırakılmalı bence de. Beraber fotoğrafını koymaktan da niye çekiniyorsun? Niye yani? Niye yok senin beraber fotoğrafın orada? Yani o kadar mı hayatını yatsıyorsun? Yani şimdi mesela benim
geçenlerde söyledim. Beni tahrik eder ya. Şurada telefon duruyorsa. Hı hı. Bu benim, evet, bu benim belki bir bakmak mı istersin? İsterim. Bu güvensizlikten değil. Bakmak istiyorum. Yani çünkü sevgiye hani, bakılmasından rahatsız olmuş. Hayır, ondan olmuş tam. Olma. Bakabilir. Hani o oradaki özgürlük işi işte, yani bir şey söyleyeceğim. Eskiden kartpostallar vardı, hatırlar mısın? Çok hani bayramlarda, yılbaşlarında falan, o zarfsız gelirdi. Evet, yakaladım hani, onu. Kimse de herhalde onu şey böyle sırf öndeki resmi arkasını göstermeden koymazdı yani evinde ya da birisi. Herkes alır bakar. Hani mektup açılmaz belki. Hayır, ama bizim çocukluğumuzda falan da çok böyle mektup olman özel falan açılmayan falan gibi bir şey yoktu. Açılır. Aile, ailenin içindeysen falan bilinir. Bilinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Bizim neslimiz o anlamda güzel yetişti. Hı hı. Daha ahlaklı ve daha edepli yetişti. Şimdi dönüp hiçbir şeye karışamazsınız, bakamazsınız, odama giremezsiniz, internetime bakamazsınız, çiftime bakamazsınız denilmeye başladığı günden itibaren ise maalesef daha farklı bir insan topluluğu ortaya çıktı. Daha başka şeyler çok arttı. Hani gizliliğin getirdiği bir şey mi sence? Yani böyle, ya da yapamıyorduk eskiden, şimdi mi insanlar içindekileri daha çok yapmaya başladı acaba? O bir otokontrol, o herhalde bir otopark otokontrol, o bir kontroldü. Yani o kontrol mekanizması kendi içinde çalışıyordu, aile içinde, sevgili içinde, eş içinde falan. Bir kontrol mekanizması vardı. Ha bu insanların yapmak istediklerini yaptıramayıp baskılıyorlardı belki. O da sağlıksız bir durum olabilir mi? Belki. Ama şimdi bu kadar kimsenin bilmeden insanların içindekini deli gibi ortaya dökmeleri başka kimlikler altında daha sağlıksız. Öbürü de sağlıksız olabilir ama bu da bence daha sağlıksız bir şey. Örneğin bu kadar çok işte iletişim kolay, erişim kolay, özgürlüklerden bu kadar çok bahsedildiği bir dünyada. Sınırsız özgürlük var mıdır? Sınırsız özgürlük yoktur. Sınırlanacaksın bir yerde. Ama şu artık olmalı ve inanmak istemem ama gerçek bu. Daha da artarak din, dil, ırk, zengin, fakir, güzel, çirkin, nerede doğmuş, bunlar daha da ayrışmaya doğru gidiyor insanlar. Kesinlikle. Halbuki çok daha aslında tek dünyaya doğru, daha sınırların etkisinin azaldığı, daha çok artık insanların sınırlar için ölmediği bir dünyaya doğru gitmeyi beklerken sanki daha çok o tarafa doğru gidiyoruz yine. Öyle oldu işte. Yani dönüp baktığımız zaman bizim ülkemizin geçmişinde de bunlar 30 sene önce kimse kimseye nerelisin, necisin falan diye sorar mıydı? Hiç hatırlamıyorum. Hiçbir zaman hatırlamadım. Gençliğim, ergenliğim, çocukluğum döneminde mahallemdeki insanın nereli olduğu, ne olduğu, ırkı, dini falan sorulmazdı böyle şeyler. Gerçekten sorulmazdı ve bilinmezdi. Türk, Kürt, Laz, Ermeni, Müslüman, Hristiyan. Hiç böyle bir şey yoktu. Hiçbir şekilde yoktu. Yani 20'li yaşlarıma kadar böyle bir şeyi duymadık, görmedik. Ama bak bu çağa gelince böyle bölünüyorsun. Şöyle 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 şöyle. Kategorize oluyoruz sürekli. Bu nedir ya? Yani bir yere gidiyorsun. Nerelisin? Kürt müsün? Türk müsün? Alevi misin? Sünnet. Önemi var mı şu anda kurduğumuz iletişim? Ya şu an şu sohbet etmiş. Önemi var mı senin neye inandığının, benim neye inandığımın, senin gece ne yediğinin, benim ne yediğimin ne önemi var? Ne kadar ayıp, ne kadar korkunç bir şey. Bunu insanlar fark etmiyorlar mı? Bu bölünme, her anlamdaki bölünme korkunç bir yere gidiyor. Korkunç. Ve aslında ne kadar yalnız olduğumuzu da yine sosyal mecra gösteriyor. Çünkü bir insan neden gittiği yerde yediği yemeğin fotoğraflarını çekip insanlarla paylaşmak ihtiyacı hisseder? Gittiği yerde hani ya paylaşma ihtiyacından mı? Yani bak ben işte yalnızlığımı göstermek edeyim bu. Ben bunu yiyorum. Ben şu anda buradayım. Onu yaptım. Öyle gidiyorum. Yalnız mı gösteriyor? Ya orada ne vardı biliyor musun? Hani çocukluğumuzda da biz tatile gittiğimiz zaman orada deniz kıyısında fotoğraf çektirirdik. Gelip o işte filmler, banyo yapılır, kartla basılır falan. Onu mahallendeki bir iki arkadaşına gösterirsin. Kimine hava atmak için gösterirsin. Kimine gerçekten bak nasıl çıkmışım diye. Ama bak o da böyle kısıtlı bir şeydi falan. O da bu insanları çok rahatsız etmezdi. Ha bazısı biraz kıskanırdı o gidemediyse tatile. Bazısı işte hoşuna giderdi. Fakat burada milyonlara bunu sunmanın ne alemi var? Ben de yapıyorum ya.
Ne gerek? Dün oturmuşum balkonda, evde otururken çekmişim manzarayı. Benim balkonda durum da bu. Yazdım, tweet attım, sonra dedim ki ne yapıyorum ya ben? Ne kadar ayıp bir şey yani. Niye bu kadar özelimi paylaşıyorum acaba? Ben de şey yaptım, bu hani check-in yapıyorsun ya, neredesin? Böyle kullandım, söyledim ki bir dakika, evet, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani millete ne, ya da niye bunu paylaşmak istedim, orada olmak falan. Ama hala şey anlamış değilim abi. Yani özellikle şu yemek konusuna taktım. Yemek acayip bir şey. Yani çok onu bir de açık ortada paylaşıyorum. Ne olmuş yani, sonra yemeği yiyorsan niye bunu arkadaşına gönder çok istiyorsan da. Herkesin göreceği bir şekilde paylaşma. Ben bunu yiyebiliyorum mu demektir oradaki şey. Yemek konusu aslında çok da bak, yemek hakikaten önemli bir şeydir. Yani insanların hayatını idame ettirebilmeleri için, devam ettirebilmeleri için yemeleri gerekir. Yine benim gençliğimden örnekle, çocukluğumdan örnekle, alışverişler yapıldığı zaman kapalı torbalarda evlere gelirdi ki hani kimse görmesin ne alındığını. Çünkü ayıptı. Hani olan var, olmayan var. İşte kasaptan et alınırken utanılarak alınırdı. Yani çünkü öbürü alamıyor belki. Ve o mesela şey, ya ben bilirim ya. Hani annemin belki işte paramız var, biftek aldıysa, pirzola aldıysa, komşu kadın sorduğu zaman Sadiye Hanım ne aldın ama, aman yarım kilo kıyma aldım dediğini ben biliyorum. Çünkü söylenmezdi. Yenilerini içilerini anlatmak çok büyük ayıp, günah, görgüsüzlük. Hepsi bir arada. Çünkü o insanların gerçekten onun için yaşıyorsun. Hani yemek için, akşam sofranı kurabilmek için. Alamayan insanlar vardı ama şimdi böyle orada o balık, bu ben de yaptım ya. Baktığımız zaman ya ne kadar ayıpmış. Bunları ben ki önce benim yapmamam lazım. Böyle bir şeyden geliyorum. Bu sanki tıpkı parayı kimliğimiz gibi kullanmak gibi geliyor bana. Şu sorudan görmelik özellikle yeni. Zengin doğan bir insan veya parayı sindirmiş bir insan bunu kimsenin gözüne sokmaya çalışmıyor. Evet. Hatta logosu şey kullanmaya çalışıyor, göstermemeye çalışıyor. Ama sonradan bulan herkes demeyeyim, çoğunluğu gördüğüm şey onu gözüne sokmak istiyor karşısındaki. Ben kesinlikle zengin oldum, ben kesinlikle param var benim diye paylaşıyor. Bilmiyorum yani. Örnek be. Yani ilk başta böyle para kazanmaya başladığımda bir çıldırdım, ne oluyor falan diye. Ne yapsam herkese anlatıyordum. Sonra yavaş yavaş artık dedim ki kendine gel. Hani ama işte demek ki ilk başta... Ama yaşayıp bunu görebiliyorsan, bu, mesela yüksek hazları yaşamak için hayatta düşük hazlardan geçmek gerekiyor, ben buna inanıyorum. Evet. O yüzden de hepimiz bunları yaşadık, hepimiz bunları üzerinden geçiyoruz. Önemli olan şey sonunda farkına varabilmek. Çok keyifli bir sohbet oldu. Her çok teşekkür önce ederim. Harikaydı. Ve oturup bir sofrada, kesinlikle yani sofra adamı derler ya işte Cenk Eren ve sonunda mesela etkilendiğim bu konuşmalar gibi her zaman, ben yeni tanıştık aslında sayılır ve her geçen gün biraz daha tanıyorum. Şu az önceki ben yaptım demen noktası da çok önemli bir şey. Evet. Yani insanın kendini masaya açık koyması çok önemli. Hepimizin eksikleri, hataları, yanlışları var. Benim de var, senin de var ve hep olacak. Olacak. Olmaya devam edecek. Bunu saklamak yerine, örtmek yerine böyle ortaya koymak. Çok önemli. Bence şey özgüvenin kendisi. Teşekkür ederim. Peki bizim de küçük armağanımız oluyor şöyle. Hadi. Ama, evet. Tabii ki aşk insan olunca karşımdaki. Nedir o? Bu sevgili Tuna Hanım'ın bizim. Enerjisine çok inandığım bir insandır. Taşlar konusunda gerçekten çok da güvendiğim insanın başında gelir. Bu sana Cenk Eren dedik. Aa dur aşk taşı yapayım dedi. Allah razı olsun. Bak aşkı duyduğum anda. Bakalım umarım şey getirir, iyi enerjiler getirir ve evet, o anlattığın aşkları yaşarsın. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz zaten artık. Ayağına sağlık.